Merhabalar. Canlı yayınımız başladı. Evet, biraz takipçilerimiz gelsin. Nevin hocamı da davet edelim. Merhaba. Muş'tan Ayşe Senem. Ses nasıl geliyor? Kameraya bugün uzağım. Seste sıkıntı var mı? Evet, Nevin hocamı da bekleyeyim. Nevin hocam geldi. İyi akşamlar. İyi akşamlar, merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, nasılsın? Nasılsınız? Elhamdülillah, siz nasılsınız? İyiyim Allah şükür de çok korkunç yağmur yağıyor. İnşallah sıkıntısızca hallederiz. Amin. Buraları sel Bugün götürüyor yani. biraz yağmur duası etmiştiniz bugün sosyal medyadan. Rüzgar essin, yağmur yağsın demiştiniz. Ben sicim gibi yağmur yağsın dedim ama şimdi dolu bekliyordu herkes. O dolu geldi gelmedi bilmiyorum ama yağmur korkunç. Allah kolaylaştırsın. Sıkıntısı olanları gidin gidersin. Hayırlı yağmurlar Amin. nasip etsin. Evet suyumuz da azaldı İstanbul'un suyu. O anlamda iyi yani yağmur ihtiyacımız var. Hocam benim sesim iyi geliyor mu? Kamerayı bugün uzak tuttum kendimden. Yo çok güzel Sıkıntı. geliyor. Sesin de görüntün de hepsi güzel. Tamam. Allah razı olsun. Nevin Estağfurullah hocam, hepimizden. sizinle bir arada olmak çok güzel. Evet. Biz yakın zamanda sizin doktor abla diye tanımladığınız, Evet. hitap ettiğimiz merhum Ayşe Hümeyra Ökten'i kaybettik 30 Ağustos günü. Evet. Vefat etti ama onun adına bir yandan da sevindik. Çünkü istediği, arzu ettiği şekilde, arzu ettiği yerde. Bir de bir görüntüsü vardı. Böyle ellerin üzerinde Cennet-ül Baki'ye sanki koşarak götürülüyordu. Yetişmesi Evet. gereken yere götürülür gibi. Çok güzel bir görüntüydü. Rabbim Çok rahmetini güzel bir tamamladı. vefat olmuş. Çok güzel bir ölüm yani her Müslümanın istediği, dua ettiği. Zaten Evet. hayatı dua ve dua almak olduğu için Allahü Teala da onu şey yaptı yani korudu, bekledi. Elhamdülillah 3 gün yatak, 4. gün toprak derler ya. Aynı onun gibi Evet. yani yatması da bilinci sürekli açık zaten. Okuya okuya Allah diye diye. Allah bize de nasip eylesin. Nasıl olsa gideceğiz Amin. buradan yani. Amin. Peki hocam, söyleşimize başlayalım. Evet Biz başladık. aslında bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi bilmiyorum ama Ayşe Hümeyra Ökten'i biraz da sizinle tanıdık. Yani çok böyle kamuya açık bir isim değildi. Ne Evet. zaman ki bundan takriben 10 sene evvel onunla ilgili bir çalışma yaptınız. Onun Evet. hayatını, hatıratını yazdınız. Biz Ayşe Hümeyra Ökten'i öyle tanıdık ve bildik. İyi ki de Evet. bu çalışmayı yaptınız. Allah sizden razı olsun. Hepimizin Öyle estağfurullah. görüyorum ki siz bundan sonra Ayşe Hümeyra Ökten'i gelecek nesillere anlatacak kişisiniz. Böyle de bir vazifeniz olmuş oldu Evet, bu o var eser. zaten. Her zaman oluyor talepler. Benim merak ettiğim, bunu size hiç sormamıştım. Yani sizinle konuşurken hiç bu ayrıntıya girmemiştik. Ayşe Hümeyra Ökten'le siz nasıl tanıştınız ve bu hatıratı çok da ağır bir eser kaleme aldınız. Hatırat yazmak da o kadar kolay bir iş de değil. Yazmaya nasıl karar verdiniz? Ya tabii öncelikle niye bu kadar geç sorusu üzerinden gidersek hayat, hatırat, hayat hikayeleri pek böyle bizim cenahta kabul gören hayat ne olacak işte hayat yaşadık geldik gittik gibi algılanan hayatın yazılması gerektiğini çok da kabullenilmiş bir olay değil. Yani doktor ablada da bu var. Doktor ablaya bana çok söylendi biz yıllardır hayatını yaz diyoruz ya da yazdır diyoruz. Niçin yazmıyorsun doktor abla diye daha önce de çok söylenmiş. O gerek görmemiş ama artık demek ki vakti saati geldi. Yani her şeyin bir vakti saati diye bir şey var.
Dolayısıyla vakti saati gelince bu iş vuku buldu. Benimle alakalı olan kısmı ise yani ben işte insan toplumda bir şey yapmalı. Tamam, bir işimiz var ama onun haricinde toplum içinde, insanlık içinde, kendim tabii bütün bunların akabinde de kendi ahiretimizi mamur etmek için de bir şey yapmamız gerekiyor. Ben de işte bir sürü elemelerden geçtim ama hatıratlarla alakam benim gençlik yıllarımda başlar. Yani çok her zaman hayatlara önem vermişimdir. Her zaman hayatları dinlemişimdir. Bizim Yugoslav komşularımız vardı, Yugoslav göçmeni. Oradan başladı mesela. Hayat oradan bana çok enteresan, çok ilginç gelmiştir insanlığın. Bir mucize gibi düşünürüm insanı da, ki zaten de öyledir. Derken işte zaman içinde bu gelişti. Önce kimin hatıratı? Hocaların hatıratı olsun dedim. Sonra dedim ki yani hocaları erkekler yazsın. Zaten ki yazıyorlar. Kendileri de yazıyorlar. Orada bayağı hatırat var. O zaman ben hanımlara, yani kendi içinde bu düşünce evrim geçirdi süreç içinde. Zaten çok yoğun çalışıyordum. Sen de biliyorsun, Alo Fetva'daydım. En son artık kadın hatıratlarına yöneldim. Dedim ben kadınların hayatını yazayım. Tam o süreçte Ayşe Mera Hanım'la bana verildi yani. Bu bana yazmam için teklif edilen bir iş. Ben tanımıyordum Ayşe doktor Öyle ablayı. mi? Evet, görevlendirilme yani nasip işte böyle bir şey. Yani sizler de olursanız olsun gelir sizi buluyor diyorlar ya. Halbuki Ayşe doktor ablanın tanıdığı bir sürü insan var. Ama bana nasip oldu yani, Allah beni takdir etmiş. İyi de oldu tabii, ben çok memnun oldum. Tanıştıktan sonra da çok memnun oldum. Ve çok önemseneceğini biliyordum. Çünkü doktor abla bizim kayıp halkamız. Yani hep bize siz Hüdayi Nabit gibi nereden çıktınız, nereden geldiniz diyorlardı. Halbuki Cumhuriyet döneminle bağlantı kuran ve oradan gelen 1925 doğumlu. Yani 25'te 30'ların 40'ların genç kızı ve eğitim görmüş genç kızı. Dolayısıyla bütün o zorlukları falan düşündüğünüzde bizi Cumhuriyet'e bağlayan ya da ilk dönemlere bağlayan da bir halka o anlamda. Evet. Dolayısıyla yani böyle gökten inmiş bir nimet gibiydi Ay Doktor abla benim için. Gerçekten de öyle oldu. İşte 2011'de kitap çıktı. 2010'da, 2009'da biz görüştük. O dönem Mekke'de, Medine'de yaşıyordu ve fakat her sene birkaç ay İstanbul'a geliyordu. Yakınları da ziyaret ediyor. Sıla-i Rahim yapıyor. Bir süre tanıdığı vardı. Bir ay, bir buçuk ay her cumartesi Mecidiyeköy'de oturuyordu. Ya da oturuyordu derken yani yeğeninle birlikte kalıyordu. Burada evi yok, ikametgahı yok. Yeğenlerinde kalıyordu. Orada cumartesi ben de çalışıyordum. Cumartesi boştu. Dolayısıyla her cumartesi biz arka arkaya 4-5 5-6 hafta görüşme yaptık. Sonra yayın evi bunları şey yaptı. Deşifre etti. Deşifre üzerinden de çalıştım yani. Formatı, her şeyi bana ait. Son okuması da Ayşe Meram yaptı. Doktor abla yaptı. İşte tasdihler falan gerekiyorsa ya da yanlış yazımlar. Çok rahat çalıştığım bir kitap oldu. Yani böyle bir kitap şimdi hemen hemen çalışmada bilesem yalan olmaz. Çünkü doktor abla çok zeki bir insan. Yani ne söylemesi gerekiyorsa onu söyledi. Hiç şey yapmadı. Fazlası eksiği olmadan ne söylemesi gerekiyorsa onu söyledi. Dolayısıyla bir şey yapmadım yani, sıkıntı yaşamadım. Sadece tasnifler falan filan oldu. Yani normal her kitapta çalışılması gereken şeyler oldu. Dolayısıyla bir sıkıntı yaşamadım. Onu bitir. Ondan sonra yayın evi süreci başladı. Yayın evine biraz yani kitaplar veriliyor ama yayınlanma süreci diye de bir şey var. Öyle hemen pat diye aynı güzel yazılmış hemen çıkartalım denmiyor. İşte lütfen dedim, bu çok önemli bir hatırat. Bunun basılması lazım. Dışarı çıkması lazım. Sağ olsun resimlerde İsmail Kara Hoca'nın çok yardımları oldu. Kendi arşivinden zaten vardır, kitapta da o künyeyi koydu. Resim yoktu mesela. Doktor ablanın hiç resmi, çok zor bulamadık. İşte bir tane resmi var, onu da kapağa koyduk yani o dönemleri anlatıyor diye. Bu resmi olmaması da çok önemli bir şey. Çünkü
Evi olmadığı için nereye koyacak? Yani bir bavuluyla bir hayat, 95 yıllık bir hayat süren bir insan. Yani düşündüğü zaman insanın gerçekten akla hayal, yani akla almıyor. Kolay bir şey değil yani bir hayatı bir bavulla devam ettirmek. Yayında sıkıntı mı var? Ben şu an yorumları kapattım hocam. Daha Evet. fazla sıkıntı olmasın diye. Bir de kalpler dağıtılıyor. Hafif yaklaşıyorum. Hayır. Hocam böyle biyografi sırasına göre gidelim mi? Tamam, Yani ben bir. ilk çocukluk gençlik dönemi ve tıp fakültesine kadarki olan dönemi. Çünkü bir de Ayşe Hümeyra Ökten çok önemli, çok güzel bir ailenin çocuğu. Tabii Yani tabii. doğduğu aile de bir Ayşe Hümeyra Ökten'i oluşturan bir Tabii duru. muhit olarak ulema muhiti, yani babası Evet. ulema zaten, ilim Yani adamı. eve gelen giden şahıslar, Tabii. görüşülen insanlar, devrin en önemli alimleri. Nurettin Baba Topçu zaten babasının en yakın arkadaşı. evet, Efendim şeyhler yani şey var. evet, Şeyh Efendiler var. Celalettin Ökten'in kızı bir kere, yani bir dava uğruna bir ömür harcamış bir insan. Yani Evet. Ayşe Hümeyra Ökten'in bu şekilde yaşaması ve hayatın sonuna kadar böyle olması da bir tesadüf değil. Doğduğu ortam böyle. Biraz Şimdi bulunduğumuz doğduğun ev aile. kaderindir diyorlar ya, oraya Evet. geliyoruz. Evet. Doğduğumuz ev Yani o kaderimizdir. ailenin babasıyla ilgili ilk dönemle ilgili biraz bilgi alalım hocam. Yani ilk dönem 25 doğumlu deyince zaten bir 1925'i ve şartlarını, yani hatıratları takvimle birlikte okumak lazım ve düşünmek lazım. Doktor abla üzerinden baktığımızda 25 doğumlu, 10 sene 35, 30, 35'te 10 yaşında oluyor. Ama daha öncesinden de mesela çok daha erken dönemden, onu da şeyde vardır kitapta. Sanırım 2 yaşında ya da 2,5 yaşında, daha fazla değil. Orada Fatih'te yol açılırken, yol yapılırken de kanalizasyon yapılırken, çok net şimdi hatırlamıyorum. Evinden çıkıyor, anneannesinin evine gidiyor. Herkes şok oluyor. Nasıl geldi bu çocuk buraya diye. Yani oradan belli, çocuk çok zeki. Zaten zekilikle alakalı olarak yeme ve zayıflık sorunu da var. Bundan dolayı da çok zayıf diye doktora götürmüşler. Doktor da demiş yani bu ancak bu kadar olur. Bu zekayla daha fazla yiyemez demişler. Bir sorun yok. Nitekim yani ben mesela, biz 85 yaşında görüştük. 10 sene önceyi alırsak. Öyle sülün gibiydi yani. Hiçbir deformasyon yoktu vücudunda. Ben 94 yaşında kendisiyle tanıştım Medine'de. Hatta selamlarınızı da götürmüştüm. Evet. Yine öyleydi ve hareketleri beni çok şaşırtmıştı. Teheccüd namazını kılmıştı. 20 rekat ayakta Kılar. ve tıbbiyeli öğrencilerle beraberdik, cerrahpaşalı öğrenciler. Onlar ısrarla onunla görüşmek istediler. Kırmadı. Onlarla görüştü. Ve görüştükten sonra dedi ki ben artık eve gitmeyeyim. Teheccüdümü de kılayım da öyle gideyim dedi. Teheccüd de Medine'de, mescitte de, Ramazan umresi. Evet. Yani 2 saat filan onu da ayakta kılarak evine döndü yani. Yorulmaz. Öyledir. Yani o enerji, işte insan enerji diyorlar ya. Gerçekten taşan bir enerjisi vardı ve o enerjiyi işte Allah yolunda, ilim yolunda, ibadetle doldurması güzel bir şey. Belki Ayşe Ömer Hanım'ın bizde bıraktığı örneklik bu olması gerekiyor. Hiçbir şeye, yani hiçbir şeye hayır, mutlaka kötü olan şeylere hayır demiştir ama bir insan olarak görüşür müsünüz, konuşur musunuz taleplerine ya da yardım eder misiniz? Mesela erken dönemde ondan yardım, gençliğinde ne olabiliyor? Okul döneminde arkadaşlara derslerime yardım eder misiniz diyor mesela. O yardım ediyor. Hatta yani kağıdına yazacak kadar, ama diyor geçer not alsın diye. Sadece o kadar yazdım diyor. Yoksa diyor kalacaktı ve uğraşacaklardı. Veya da bitiremeden liseyi şey. Yani çok hem merhametli ama dozajında ölçülü bir merhamet. Doktor ablaya mesela bu dindarlıkla ilişkisinin ilk basamakları nasıl atıldı, siz nasıl bunu değerlendiriyorsunuz dediğimde babasının evdeki konuşmaları karşımıza çıkıyor. Yani babam ara sıra değil ama çoğunlukla haftada bir iki evi, ahalisini, komşuları toplar, bize anlatırdı Hazreti Peygamberi, Kur'an'dan hikayeleri. O hikayeler beni çok etkiledi ve onlar ilk ateşi düşürdü demişti. Dolayısıyla sen o doğar ki doğduğumuz ev, muhit, doğduğu yer dedik ya, doğduğu yer tamamen bir
Müslüman olmanı ve ilim adamı tabii ki olma evi olanın evini gösteriyor. Nitekim mesela Celalettin Ökten'in evlenme şeyi de yani annesini İstanbul'da evleniyorlar Celalettin Ökten'le annesi. Ev üzerinden seçiyor. Evet. Ben bu evin Aynı kızıyla şekilde. evlenmeliyim diyor. Yani bu çok özel bir şey. Onu Kıstas çok. görmeden. Evet, görmüyor zaten çok da küçük. Arada çok büyük yaş farkı var. Ama onu da Allah-u Teala yardım ediyor. Onu bir biçimde hallediyor. Yoksa önce vermiyor babası falan. Ama şey ben burada dikkat çekmek istediğim şey evle ilişki. Yani ev o kadar bizi temsil eden, bizim yaşadığımız canlı, dinamik bir yer ki onu gördüğümüz zaman ha evse bu kişi birleştiriliyor, örtüştürülüyor. Bugün için artık evler öyle değil yani. Bugün için evler tamamen uyumak için olan, vakit geçirmek için yani dinlenmek bile değil. Dışarıda dinleniyor insanlar. Hem dinleneyim hem konuşayım gibilerden. Dolayısıyla o şeyi kaybetmiş oluyoruz. Gençlik dönemiyle alakalı olarak şey İstanbul tabii İstanbullu bir aile demek lazım yerli İstanbullu Fatih Muhiti mesela Fatih de özel bir semt o dönem içinde ben mesela Fatihli hatıratları Fatih çıkışlı hatıratları mesela şey Orhan Okay var bizim ilahiyatta hoca vardı. Şu anda Necla Pekolcay hocamız var. Bunlar Fatih çıkışlı ve yaş olarak da benzeşiyorlar. Anlattığı şeyler de birbirlerine uyuyor. O dönemi anlatıyorlar. Yaşları benzeştiği için. Dolayısıyla Muhit'in, semtin de insanda bıraktırdığı özel nüanslar var. Yani kesinlikle. Ve İstanbulluların bir adeti de yazın sayfiyeye çıkmak. Yani buna imkanı olan ama derken şimdiki imkan değil. Yani normal babası mesela bir öğretmen çok da geliri olan, akarı olan bir insan değil. Ama öyle bir ortalama geliri olan bir kişi de adada bazı yıllar adaya gidiyorlar, bazı yıllar Kalnıca'ya gidiyorlar derken yani bu bir hem hava alma değişim hem de oradaki yine arkadaşlarıyla bir çalışma babası için de söylüyorum. Çalışma yapma imkanı olarak değerlendiriliyor. Yani hayattan hiç kopmamış Ayşe Mera Hanım ve bu da bir baba alışkanlığı olarak da bunu söylemek lazım. Babası da öyle. Yemek hakeza yani şey vücudu besleyen çocuğa iyi gelecek yiyecekler. Yemek konusunda bir sıkıntı. Mesela ki o dönem İkinci Dünya Savaşı dönemi 45'lerde biliyorsunuz ekmek karneyleydi. Bir sürü de toplum olarak zaten sıkıntılar yaşıyorduk. O dönemde de bu Ayşe Ömer Hanım'ın da karnesi, bizim de karnemiz vardı diyor doktor abla. Ve büyük çocuk olduğu için dışarıda da yani dışarıda iş yapması gerekiyorsa ya da işte okula gidiyor geliyor zaten eğitim alıyor. Eğitimde de bir sıkıntı yok çünkü neden zaten çok zeki. Bu kadar zeki bir insanı okutmak da ailenin görev olarak görüyor aile. Üniversite için biraz bir bocalıyor yani okusun mu okumasın mı diye Celalettin Ökten soruyor. Çünkü kız çocukları için bu hep vardır. O dönemde tabii daha baskın yani o kadar az ki üniversite okuyan kız. Lise bile yeterli, fazla. Dolayısıyla arkadaş hatta okutma diyor yani yeter liseye kadar okumuş ondan sonra evlenecek kız çocukları. Ama kıyamıyor çünkü bu kadar zekayı okutmamak olmaz deyip Celalettin Ökten tıp fakültesi zaten doktor olmasını da istiyorlar bir mesleği olsun. Yani bir mesleği olması da böyle bir talep de önemli. Çünkü annesi ve babası ve öksüz bir vefat ettiğinde çok sıkıntılar çekiyorlar. Annesi ve anneannesiyle kaldıklarında. Çocukların da tabii böyle bir sıkıntı yaşamasınlar diye. Gerçekten de üç çocuğun da üniversite mezunu ve hepsinin meslekleri var. Üç kardeşler doktor abla. Böyle bir çocukluk ve gençlik dönemi. Ondan sonra da işte tıp fakültesine Evet. geçiyor.
Ama mesela genç, ergen falan, şimdi şu anda çok çok diyoruz ya, ergenlik dönemi, o dönemi. Siz ne yaptınız? Mesela ben kalın çoraplar seçerim. Anneme kalın çorap al bana derdim diyor mesela yani. Kendi de belli bir titizlik gösteriyor. Müslümanlıkla, dindarlıkla alakalı çok da fazla, ama onun haricinde sinema, mesela sinemaya annesiyle gidiyor, arkadaşlarıyla gidiyor, hatta işte bir şeyler de yapıp da götürdüklerini de yazıyordu galiba. Dolayısıyla yani şeyi de, aktualiteyi de, gündemi de kaçırmıyorlar, orayı da takip ediyorlar. Okul zaten çok iyi okullarda okuyor. O okuldan çıkanlar hepsi Türkiye'de önemli yere gelen insanlar derken, doktor tıbbiyeye geliyor diyelim. Oradan Evet. Evet hocam, tıbbi hayatı da tabii başarılarla geçiyor. Hatta bir hocasının asistanı olma gibi yüksek bir mertebeden okula devam edeceği görülüyor, öngörülüyor. evet. Ama işte orada dönemin şartları da itibariyle başörtüsü bir problem olarak Ayşe Hümeyra Ökten'in karşısına çıkıyor, değil mi? Evet. Ya bir de siz kızınızda onu dindar bir hanım diye tanımladınız. Evet. Hayatının her döneminde dindarlığıyla temayüz etmiş Evet. ve birinci önceliği ve birinci seçim tercih hakkını hep inancı ve Evet. inancının gereklerinden Ya dinle ilişkisi çok sağlam ve ilk dönemden itibaren yani yansımamış. orada bir kesinti yok. Hatta mesela tamam, tıbbiyede başörtüsü sorunu, ama lisede de Haziran'a kadar kaşkolun arkasını diker, bir başörtü gibi takardım falan. Yani o içinde de ukde var. Sürekli bunu bir biçimde korumak istiyor, devam ettirmek istiyor, ama şartlar müsait değil, ona imkan verilmiyor. Okula geldiğinde de tıbbiye geldik okumayı zaruret olarak görüyor. Meslek sahibi olması için. Ama meslek sahibi olduktan sonra kariyer onun için o kadar önemli değil. Dolayısıyla kariyer mi, çalışma mı? Bunu test etmek istiyor. O dönemde Kızılay işte hacca göndermiş. Baştan geldik, yeni gelmişler. O Kurban Bayramı ya da yok, başka bir bayramda büyük bir ihtimalle. Hocalarını ziyarete gitmişler geldik diye. İşte o da zemzem götürmüş, hurma götürmüş. Hocası da yeni gel başlığını öyle görünce, ne bu böyle şeyler gibi, hacılar gibi, hacıanneler gibi deyince, demiş benim burada şeyim yok. Artık devam edemeyeceğim bu şartlar altında. Bana sivil alanda bile hiç böyle dendiğine göre okulda asla izin vermeyecekler. Dolayısıyla herkes birinci bitirdiği halde ve bütün hocalar kendi öğrencisi olsun, asistan olsun diye gözünün içine baktıkları. Çünkü bir hoca çalışkan bir öğrenciyle çalışmak ister. Yani bütün hocalarda böyle bir şey vardı. Niye daha çok uğraştıracak öğrenci olsun? Çalışan, ne dediğini anlayan bir öğrenci daha çok tabii ki onu mutlu eder. Ama böyle bir şey olmayınca, yani başörtüyle devam etme imkanını test ettikten sonra ve bunu gördükten sonra, artık ben çalışma hayatına yöneleceğim diyor ve bırakıyor kariyeri. Ondan sonra. Aha, buyurun. Dolayısıyla yani böyle bir şey, hikayesinin olması da bizimle benzeştiren, daha sonraki süreçlerde yaşananlarla benzeştiren bir yön olarak görmek lazım. Ve hastalarıyla ilişkisi çok özel. Yani doktor ablanın hayata bakışı, birey olarak kendi hayatı ve hastalar ve diğer insanlar, farklı bütün insanlarla ilişkisi, o ilişkisine de bakmak lazım. Yani her zaman kendinden istenen ve istenmediğini, yani istenmeyen derken daha da farklı, daha da fazlasını vermek diye bir gayreti var. Yani işte su getir diyorsa suyu çok daha güzel bir biçimde getiriyor diyelim. Babası dur diyor, dua edeyim diyor önce sana. Mesela bu da çok güzel bir şey, çok onur edici bir şey yani. Önceden öyle yaşlılara su getirilir, onlar da dua ederdi. Şimdi mesela etrafımızda yaşlı da kalmadı, öyle dualar da kalmadı herhalde. Şey, üniversitede de öyle mesela, her zaman şeylerle, hastalarla alakalı.
hastaların yanında. Halbuki mesela insanlar yorulur, yorulduktan sonra dinlenme odaları vardır. Tabii ki doktorlar da insandır, onlar da yorulur ve odalarına geçerler. Ama diyor ben gitmedim, birkaç kere gittim baktım çok da hoşuma gitmiyor. En iyisi ben yine hastalarla devam edeyim. Bir de yorulmayan bir insan olduğu için orada da bir şey sıkıntı olmuyor ve sürekli hastanın hem yatak hastalık neyse hem de ev durumu da. Mesela yalnız yaşayan bir hastaysa ve ona bakan kimse yoksa biraz daha hastanede kalabilme imkanlarını oluşturuyor. Bu evine gittiği zaman hastalığın tedavisi olumsuz etkilenecek, başarılı olmayacak. O zaman şurada bir iki gün daha yatıralım bu hastayı diye de bir gayreti var. Yani şeyde bırakmıyor. O gün o saatte ben işte hastayı gördüm, baktım, bitti benim işim. Öyle bir doktor değil. Bütün gelmiş geçmiş gibi yani. Mesela işte diyelim bir Şişli'deki bir hastası için yani bana gelebilir misin, yanıma gelebilir misin, kendimi iyi hissetmiyorum dediği zaman o gün o doktor belki nöbetten nöbet ertesi o gün işini çalıştı, akşam evine gitti, yemeğini yedi, ondan sonra akşam yine gidiyor, o günkü şartlarda Şişli'ye gidiyor, Şişli'ye gidiyor evde. Yani hiç kimseye hayır demiyor, ben yoruldum demiyor, ne bileyim. Bu biraz nereden, bu özelliği nereden alıyorlar diye de düşündüm. Biraz Celalettin Ökten'e de benziyor. Evet. Çünkü Celalettin Ökten de mesela Ayşe Ömer Hanım da babasına, babacığım yoruldunuz bu kadar öğrencilerle haşır neşir olmayın, siz artık tabii yaşlısınız demez de yani hastasınız, dikkat etmek lazım falan dediğinde Celalettin Ökten de aynı şeyi veriyor. Cevabı veriyor kızına. Yani ben bu ilmin hadimiyim. Vefat edene kadar bu ilmi kim benden soruyorsa devam ettireceğim diyor. Öğrenciler okulda, okuldan evine kadar da öğrencileriyle birlikte geliyorlar. Ve o yolda da sürekli konuşmalarını devam ettiriyor. Zaten emekli olduktan çok sonraları imam hatiplerini açmak için uğraş veriyor. Derken yani böyle bir şey var. Full hizmet diye bir şey var demek ki yani. Emek zayi diye bir şey düşünülmüyor ki öyle de bir şey olmuyor zaten. Yani biz emeğimizi tartıyoruz, sonucuna bakıyoruz. Ha biz iyilik yaptık, karşımızdan kötülük bulacağız falan bir sürü bagajlarla, paketlerle bir davranışı yapmaya kalkıyoruz. Halbuki öyle bir şey değil. Bu insanın yardıma ihtiyacı var. Ben de buradaysam o zaman bunu yapmam gerekiyor. Bu kadar düz bir mantıkla hareket ettikten sonra demek ki Allahü Teala diğer yolları da açıyor insanlara diye düşünüyorum ki bunun da örnekliği doktor ablanın hayatı. Doktor ablanın hayatı tamamen yardım, hizmet ve dua üzerine inşa olmuş gibi geliyor bana. Bunu siz de zaten görebilirsiniz. Hocam, evet. Doktor hanımın hayatında bir de şikayet denilen bir durum yok, kavram yok. Mesela ben şahsen 28 Şubat dönemini yaşadım. Başörtüsü problemleri yaşadım. 80'lerde, 90'larda işte başka ablalarımız daha sıkıntılar yaşadı. Ya Ayşe Hümeyra Ökten'in dönemi en zor dönemdi. Evet, evet. Kadının Türkçe olduğu dönemdi. Kur'an kurslarının daha açılmadığı, imam hatiplerin daha Evet. açılmadığı dönemlerdi. Ama o bundan bir trajedi çıkarmıyor. O kadar tatlı tatlı anlatıyor ki sanki hiçbir sorunları yaşamamış. Bunlar hiç büyük sorunlar değilmiş gibi aksediyor. Oysa biz başımızdan büyük travmalar geçmiş gibi anlatıyoruz. Evet, Nasıl bunu... yani hayatla barışık olmakla ilişkilendiriyorum bunu. Yani biz bir hayata geldiğimiz zaman zaten bir sürü bir şey yaşamak üzere geliyoruz ve bunlar da bize söyleniyor. Yani siz burası cennet değil ve siz meşakkatle yaşayacaksınız diyor. Dolayısıyla doktor ablar da bunlar da bana biçilen, benim görmem gereken, başıma gelmesi gerekenler olarak görüyor. Bir de şey değil yani. Felaket algısı diye bir şey yok. Yani Yok evet. meşakkat nedir? Çalıştığın zaman halledebileceğin bir şeydir. Dolayısıyla çalışmayı merkeze koyuyor ve onun üzerinden hayatına devam ettiriyor. Ha o yol kapalıysa öteki yol açık. O yolu oradan gidiyor, devam ediyor. Yani bunu çünkü şikayet etse kime faydası olacak? Ancak kendi kendine kuruntu yapacak. O yüzden çok da fazla şikayet hiç görmedim yani
Halbuki tabii dediğiniz gibi çok ciddi sıkıntılar da var. Mesela kariyerine devam etmemesi bizim için, bu zamanki nesil için çok önemli. Biz de, hoş gerçi biz de aynı dönemlerden geldik ama o kadar zeki bir insanın, kendi sınıf arkadaşlarının kariyerini devam ettirip işte şu kadar şöyle hoca böyle, belki bir numaralı bir tıbbiyeli olurdu, belki bir buluşu olabilirdi. Çünkü gerçekten her yönden donanımlı bir insan, her şey olabilirdi. Ama o artık daha fazla Allah'ın emirlerine karşı gelmek değil de, yani zarureti aştığı için o sınırı, zaruret sınırı artık kalkmıştır diyor. Ben hayatım bir başka şekillerde, doktorum artık, her yerde karnımı doyurabilirim diye oradan kendine yol açıyor. Ve gerçekten de çok düzgün yok. Bir de hep örnek. Mesela Gülsen Atasevenler daha sonraki süreçte doktor abla gibi başörtüsünü de doktor abladan görüyorlar. Yani bir doktorun başörtülü olabileceğini gösteren de bir insan. O anlamda da bir örneklik İstanbul ahalisine, İstanbul halkına, kadınlarına. Dolayısıyla aslında yani o dönemden başlayıp bu döneme kadar hep bir örneklik olarak geliyor diye düşünüyorum ben. Evet hocam. Peki biz onu Medine'de tanıdık. Yani sizin anlattığınız süreçte de artık Medine'ye yerleşmişti. Şunu Evet. hiç aklınıza getirdiniz mi? Mesela siz 85 yaşına kadarki hayatını yazdınız ama son 10 yıllık hayatıyla ilgili bir şey olmamış oldu. Onunla ilgili mesela bir ek bir şey yapmayı düşündünüz mü vefatına kadar? Yani düşünmedim. Düşünmedim çünkü. Çünkü neden? Oradaydı yani. Ben de buradaydım. Ben gidemedim. Ama şöyle olabilir. Orada bulunan, kendisiyle konuşan kişilerden toplanırsa arkadaşlara, ya sanıyorum böyle bir çalışma yapılıyormuş. Öyle mi? Doktor ablayla alakalı vefatından sonra da şeyler, çalışmalar yapılıyor. Hatta bir arkadaş yazmaya başladı ama nerede, nasıl çıkıyor bilmiyorum. O dönemi yani, ya, evet, o 10 seneyi Medine'de. Hatta şey yapacaktık biz, Allah ömrü vefa etseydi, Haç'tan dönüşte Instagram programı yapacaktık. Benim de Öyle programlarım mi? var. Biliyorsun, Ona da sınıf olarak. hayır demedi, öyle mi? İşte hiçbir şey hayır demez, hatta çok memnun olmuş. Tabii ben yanında kalan, yanında bulunduğu hanım bana ulaştı. YouTube üzerinden onunla yazıştık. Ona söyledim, ben bunu çok istiyorum ama şey, geç kalmışım. Keşke gitmeden önce söyleseydim. Programlara geç başladık. Neyse yani, kısmet her şey. Ama ona hayır demedi. Hiçbir şey hayır demez. Bir de şeydir yani, resim çektirmeyeyim, şunu yapmayayım, bunu yapmayayım. Öyle bir şeyi de yok, yasakları da yok. Programsa tamam, ben konu. Neden? Çünkü onu bir görev sahikiyle, yani faydalı olmak, ne güzel benden talep ediyorlar. Allah bana bu nimeti, bunu bir nimet, bir imkan olarak değerlendiriyor. Nitekim kitap çıktıktan sonra da yani o kadar çok dünyadan ona talepler geldi. Türkiye içinden bir sürü şehirlerden, o da şaşırdı yani, aslında bu kadar şey beklemiyordu. Ben söylüyordum ama o beklemiyordu. Sonra ay dedi, biz ne yapmışız dedi, bir kitap çıkarmışız dedi. Yani çok memnun kaldı ve zaten gençti ama daha da böyle mutlu oldu. Yani insanlara yardımcı, yine yardım edebilmek ve yardım ettiğini hissedebilmek onu mutlu etti. Dolayısıyla o anlamda da memnun oldum. Yani onun memnuniyeti de beni tabii ki memnun etti. İnsanların olumlu karşılıkları da güzel. Yani hala mail üzerinden ulaşanlar oldu. Başka şekillerde. Hatta sırf görmek için belki Umre'yi öne alanlar da olmuştur. Yani o kadarını takip edemedim ama yani doktor abla artık Medine'de dediğimde, ancak o şekilde görebilirsiniz dediğimde, ya Umre programlarına onu alıyorlardı ya da imkanları varsa gidenler de olup tanıştılar, görüştüler ve konuştular. Evet, yani dua eden bir nefesi kaybetmiş olduk. Bu tabii ki bizim yoksunluğumuza bir katkı, bir artırdı.
Ama bir insan olarak, Müslüman olarak nasıl yaşamak gerekir diye bir örnek arıyorsak ve bunun nasıllığını öğrenmek istiyorsak, böyle elimizde Doktor Abla gibi bir örnek var ve bunun hemen hemen hayatının en önemli bölümlerinin yazıldığı bir kitap var. Bu kitabı okuduğunda insan çok şeyler bulacağını düşünüyorum. Evet. Hocam, Ayşe Hümeyra Ökten'in hayatının çok uzun bir zamanı Medine'de geçti. Mekke'de ve Medine'de. Zaten Mekke'yi gördükten sonra Medine'ye gidiyor ve artık Medine'de kalmak istediğine karar veriyor ama o Kızılay'la ilk gidişinden itibaren bu Kabe aşkının Doktor Hanım'a nasıl nakş olduğunu bize anlatabilir misiniz? Ya ben de yazdıklarımdan da tabii dinlediklerimden de çıkartıyorum. Aslında hac hiç onun zihninde yok. İlk defa İstanbul'da hastanede bir hastasının duasından hacı duyuyor. Tabii ya daha üniversite öğrencisi, belki intern ya da tabii o dönemde çünkü okulda var. Bir öğrenciye hac yolları da yeni açılmış. Gündemde zaten yasaklı yıllardan çıkmışlar. Ve hastası diyor ki ayağın Kabe'ye varsın. Yani onu duyduğu zaman aa diyor ne müthiş bir dua inşallah. Yani oradaki sevinci tarif edilemez tabii. Yani bu bazı şeyler sırf yaşanmayla alakalı bir şey. İlk şey tohum orada atılıyor. Daha sonra tabii gitme imkanı yok o öğrenci olduğu için başka şekiller hac yolları vesaire. Sonra Kızılay şeyi çıkıyor, imkanı çıkıyor. Kızılay hac açıldıktan sonra doktor tabii ki oradaki hacılara hizmet versin diye doktor göndermesi gerekiyor. Tabii ilk sene gönderdiği doktorlar işte yaşlı olup Arafat'ta hastalanınca bu tedavide yetersiz kalma durumu söz konusu olmuş. Öyle olunca daha gençlerden, tıp yeni öğrencilerden biz bunu seçelim demişler Kızılay yetkilileri. Dolayısıyla tıbbiyeye başvurmuşlar. Onlar hocalar da hacca gidecekleri seçiyorlar. Tabii ki öğrencilerini biliyor hocalar. Şunlar olsun, şey, bu olsun derken Ayşe Ömer Hanım'ın bir hocasının aklına geliyor. Bir de Ayşe Ömer Hanım olsun diyor. Herkes onaylıyor o Ayşe Ömer Hanım ismini. Daha kendisine sormuyorlar bile. Kendisi de önceden müracaat diye bir şey varmış ve müracaat edenleri değerlendiriyorlar. Abi, doktor abla böyle bir müracaata da dahil olmamış. Çünkü o hep hastanede. Yani okulda ne yazılıyor, ne asılıyor. Halbuki okula asılmış. Hacca gitmek isteyenler varsa müracaat etsin diye. Dolayısıyla kendinin haberi olmadan hocalarının yazdırmasıyla şeyin içine giriyor. O grubun içine dahil oluyor ve hacca öyle gidiyor. Hizmet sağlık görevlisi olarak. Ve gemiyle gidiyorlar. Mesela karayolu yok o dönemde. Uçak zaten yok da karayolu da yok. Gemiyle işte Kızıldeniz olan oradaki gemide başlıyor zaten. Gerçi onun işi hiç şey yapmıyor. Bitmez zaten. Burada da hep sürekli yardım ediyor ya. Gemide de hastalara yardım edince ya da daha doğrusu giden hacılara daha doğrusu hocasının dikkatini çekiyor diyor. O kadar yorma kendini Hümeyra diyor. Daha çok işimiz var ve sen çok çalışacaksın, lazımsın bize. Ama tabii yorulan bir insan olmadığı için doktor abla olsun diyor. Devam ediyor. Ve varıyorlar işte. Mesela oradaki ilk günleri de hiç anlatmadı. Şartlar şöyle de böyle de hiç şikayet yok. Şimdi biz otellerin rakamlarıyla 3 yıldızlı, 5 yıldızlı diye konuşuyoruz oradaki otelleri. Ama yani 1950'de otel değil ev var mıydı acaba? Yani Mekke'de nasıl kaldılar? Kimin orada Türkistanlı yerleşik nüfusla da bağlantı kuruyorlar. Tabii çok az olduğu için hacca gidenler, gelenler. Biraz daha kim gelmiş kim gitmiş kontrol mümkün oluyor. Ama ne olursa olsun şartlar tabii ki çok çok kötü yani bugüne baktığında. Onları da hiç yani meşakkate ve sıkıntıya dair ancak tahayyül ediyoruz. Kendisinin böyle bir anlatımı hiç olmadı. İşte Arafat Kabe'de önce babasını şey yaptırıyor, hac yaptırıyor. Sonra babasına yaptırdığı için şey diyor yani ben diyor pek şey yapamadım. Ben bir daha bir tavaf yapayım. Yani kendi tek başına bir de tavaf yapmak istiyor.
Ondan sonra o tavafta artık ne olduysa Kabe'nin içine giriyor, dua ediyor. Nasıl bir iletişim, nasıl bir kalp dinginliği. Arafat'taki duası da var tabii. Ben her sene geleyim, hacılara yardım edeyim. Yine erkek hocalar hastalanıyor. O buz su, buz torbalarını başına koyarak hizmet ediyor ve Ben tesettür işte diyor, hacı o ihram kadına kolay diyor ve o dua da kabul oluyor derken, mesela oradaki duası da onu hep insanlara orada dua ediyor ya, ben hep insanlara yardım edeyim, hacılara yardım edeyim. İşte o duayı getir, bugün oraya gidip de doktor abla işte bizde biraz konuşur musunuz, dua eder misiniz, tavsiye eder misiniz diyen herkese evet demesinin arkasında da bu var. Çünkü böyle ben dua ettim ve insanlar da benden talep ediyorlar. O zaman ben hayır demem gerekir. Saik ile hareket ediyor. Yani ben bu bir Arafat'taki duası, on bir de Kabe'nin içindeki o kalp haliyle alakalı olarak oraya gönül akıyor. O artık o aktıktan sonra kimse onu durduramıyor. Babası da mesela artık gitme Hümeyra, yani birlikte yaşayan olmuyor. Baba vefat ettikten sonra annesi yani artık gitme, özlüyoruz diyor. O da olmuyor. Ben hatta söyle ben ölürüm diyor yani. O zaman öleyim ya da gitmeyeyim yani, hangisinden? Yani bu işte bir aşk. Dolayısıyla ki ne kadar yollar stres, sıkıntılı. İşte tren bekliyor, otobüs bekliyor, kamyonların şeyinde yol büyük. Kadın olarak yapıyor bunları. Buna da biraz değinelim mi? Yani tek başına bir kadın olarak yola çıkmak, O şimdi bu zaten kadın başlı başına bir erkekler, olay. nasıl bunları nasıl tek başına o dönemlerde aşabilmiş? Şimdi İşte uçağa ben onu binip gidebilir ama. şimdi ben onu sordum. En başta korkmadınız mı dedim. Yani hadi diğer bütün diğer olması gereken dinleri düşünelim. O ayrı düşünelim. Bir kadın olarak işte cesaretinin de burada etkisi var. Bir de bağlılığının etkisi var. Yani ben kimseye zarar etmiyorum, zarar vermiyorum. O zaman insanların da bana zarar vermemesi gerekir. Saikiyle hareket ediyor. Geri kalan sıkıntılarda sabrediyor. Ve yani bir de doktor olmasının da etkisi olduğunu. Çünkü herkesin bir biçimde hastayla, hastalıkla ilişkisi oluyor. Dolayısıyla mesela Ürdün'de kamyon beklediği dönemlerde, orada Ürdün'deki Müslümanların evine gittiğinde tabii ki onun annesine bakıyor, çocuğuna bakıyor. Onlara yardım ediyor. Gidiş gelişlerde tanıyorlar. İnsanlar aynı doktor abla gelmiş diyorlar. Yollarda da tanışıklıkları oluyor. Yani diyelim tren bekleyecekse oradaki hademeyle tanışıklığı oluyor. Bir biçimde şey değil yani, insanlar zarar vermek üzere kodlamamışlar kendilerini. İlla zarar verelim demiyorlar. Burada da bir Müslüman var. O da tren bekliyor diyorlar. Yani kötülük de biraz azdı galiba o dönemde. İnsanlar birbirlerine zarar vermek için kendilerini şeye yapmış. Şimdilerde daha mı çok acaba insanlar, ya da çok mu abartılıyor, biz mi öyle görüyoruz? Yani bilemiyorum, insanların zarar verme saiki o kadar yok gibi geliyor bana. Doktor abla da işte hem önce Allah'a tabii ki güveniyor, sığınıyor ve o yolları tek başına. Yani diyorum bir kamyoncunun yanında tek başına Medine'ye gidiyorsun diyor, ama çok kontrol vardı diyor. Şey diyor, o benden korkardı, eğer yazdırılıyormuş Ürdün'den. İşte bir hanım Medine'ye ya da Mekke'ye geliyor. Ürdün öyle bir kağıt gönderiyor. Medine ona baktığı zaman onu görmezse o zaman o tabii o kişi de kendi hayatından olacağı için evet. Şey, o benden korksun diyor, yani onun beni götürmemesi daha büyük sorun. Dolayısıyla böyle şey, ama daha sonra da doktor abla gezmeyi de gezerdi yani. Mesela buraya geldiğinde İstanbul'a birkaç ay değil, 1,5 ay falan, haç, yine illa haçta orada olacak, haçtan önce işte birkaç aylık Anadolu gezileri yaptı yani, arkadaşlarıyla grup halinde gezmelere, otobüslere bindiler. Mesela burada arabası yoktu. Hani arabayla getiren götüren oluyordu tabii de, her yere de gitmiyordu. Yani kendi de mesela ihtiyacı, o hastaneye gidecek, otobüse binip gidiyordu. Yani yoldur, yöndür. İşte ben yaşlıyım,
böyle bir derdi hiç olmadı. Hep bütün bunları gençlerden daha çok kullanıyordu da, yani bir sıkıntısı yoktu. Ve yani her gittiği yerde de şey, heyecanla anlatıyor, mutlu oluyor. İnsanları mutlu ettiği için de mutlu oluyor, kendi de mutlu oluyor. Tabii bir de Doktor Allah'ın dua kısmını da atlamamak lazım. Yani hayatında her dönem bir duayla da ilişkisi var. Bilemiyorum yani. Bu da kitapta da çok fazla maneviyat yönüne değinmedik çünkü kendisi onu açmadı. Ama ufak ufak yine de satır aralarından görülebilir. Bir de sonraki videolarında da şu dua edin, dua alın, buna önem verin, buna özen gösterin tavsiyeleri var. Bir de mesela çalışmayı bitirdikten sonra hemen koşup Fatih'te sohbete giderdim diyor. Sağ Fatih'te dua meclislerine giderdim. Yani hiç hayatından şey yapmamış, çıkartmamış. Mesela ben yorgunum, ben çalışıyorum, gitmeyin, böyle orayı da boş bırakmıyor. Yani öyle bir imkanı her zaman değerlendiriyor ve hayatında bir dua şey. Mesela Medine'de de öyle. Medine'de kendini bulamayanlar evine gidiyorlar, işte vuruyorlar kapıyı, yok ya da hastanede yok. Adres Mescid-i Nebevi, mescittedir diyorlar. Yani gidin orada, nitekim bir sütunun dibinde diyor, beni kim tanıyabilir diyor, ama diyor arkamdan görenler tanımışlar diyor. Neden? Çünkü hep orada olduğu için, Medine'de sütunun dibinde. Dolayısıyla şey, bu Allah-u Teala ile kalbi ünsiyet, kalbi yakınlık, kurduğu yakınlık o hep devam ediyor. Onu sürekli koruyor, besliyor. Oradan da yardım aldığını düşünüyorum. Yani gücünün önemli bir kısmı da oradan. Ama hiç manevi seyri sülûku ile ilgili ondan bir bilgi alamadığınızı söylüyorsunuz, öyle mi? Yok. Zaten yok dedi yani, yok. Öyle maneviyat olarak öyle bir şey yok. Yok dediği zaman bitiyor. Biraz mesela zorladığım zaman da şey yapıyordu tabii, yani kızıyor, geriliyor. Ben yani niye ben üzüğüm, ne gereği var, istemiyorsa işte, öyle bir iki kırmızı çizgisi vardı. Onlara dokunmadık. Gerekmiyordu da zaten. Yani dokunacak da bir şey yok. Şöyle Yani çok söylemiş özel doktor. bir insan. Doktor hanım, ben hayatım boyunca hiç sıkıntı çekmedim demiş. Allah bana hiç sıkıntı yaşatmadı Evet. demiş. Evet, sıkıntı çekmedi. Ama evi yok, Buyurun. arabası yok. Yani bizim sıkıntılarımız neler? Kredi alıyoruz, ev alıyoruz, kredi hacca gidiyoruz. Ama onun evi yok, arabası yok. Sıkıntı çekmez tabii yani. Doktor abla niye sıkıntı çekmiyor? Çünkü bizim sıkıntı yaptığımız şeyleri sıkıntı olarak görmediği için sıkıntı çekmiyor. Hatta babasının vefatından sonra bir odası muayenehane, bir odası işte babasıyla kaldığı odayken o odayı da iptal ediyor. O odayı da muayenehane yapıyor. Ve hastalar nerede, sedye üzerinde mi muayene oluyor? Geceleri de orada yatıyor herhalde, değil mi? Öyle bir Yani şeyler değil. yani Bağlantısı bu kadar. evet. Ama bir yandan da doktor hanımın insanlara yardım etme, parasal anlamda da yardım etme, maddi olarak ne gerekiyorsa yapma gibi bir özelliği de var. Yani yardıma ihtiyacı olanları görmezlikten gelmiyor, buluyor, ediyor, veriyor. Hacca gidecek parası yoksa veriyor, evlenecek parası yoksa veriyor. Elinde Evet. avucunda ne varsa insanlarla Yani paylaşan biri. İşte insanı bütün olarak düşünüyor dedim ya, tanıdıkları için de, sosyal çevresi için de böyle, hastaları için de böyle. Yani sosyal çevresinde bir insanın sıkıntısını duymuşsa, işte şu kadar parası var, radyosunu satıyor diyelim, haccının belli bir miktarını kazanıyor ama yanına para gerekiyor. Onu verebilecek çevreleri tanıyor bir biçimde. O çevrelerle hemen bağlantı kuruyor ya da onlar bir biçimde para eline geliyor. Bir de bakıyor ki senin tanıdığın bir sürü insan var, zekat ver diye kendisine para verdiklerinde onlara tahvil edebiliyor. Evlenme durumlarında mesela genç kız annesinin babasının takdir ettiği kişiyi istemiyor. Ben bundan evlenmek istemiyor, ama babaya da bir şey diyemiyorlar. Yine doktor abla devreye giriyor, sakinleştiriyor, sonra ufuk açıyor. Hem kızın gönlünü yapıyor, hem ailenin gönlünü yapıyor. Yani hiç tek taraflı da çalışmıyor. Herkesi memnun edecek bir düzeyde çalışıyor. Kadınları da şey yapıyor. Çok iyi örgütlüyor. Aslında bir örgütlenme, daha doğrusu örgüt değil de organizasyon yönü de var. Yani şey de dedim ya, yolculukları falan hemen organize ediyorlar, ediyor, ederdi.
O şeyde de öyle, hacca götürmek. Mesela kendisi hacca gittikten sonra İstanbul'da bir grup hanımları, beyleri hacca götürme, oradaki işleriyle ilgilenme, orayı da tanıtma, ibadetlerini yaptırma. Hatta oraya öğrenci olarak gidenler mesela buradan işte Mekke'de okumaya gidiyor ya da Medine'de okumaya gidiyor. Ama hanımını götürdüğü halde diyelim hastalandı. Hastanede refakatçi olarak doktor abla kalıyor yanında. Ben doktorum demiyor. Çünkü neden? Diyor, hanımı tamam kalabilir ama dil bilmiyor. Dil bilmediği için hastanın doktorların ne dediğini de anlamayacak. Hastaya kim yardım edecek? En iyi uygun eleman doktor abla oluyor. Çünkü başka da kimse yok. Yani işi şey yapmıyor. Bu benim işim değil şekli. İşle alakalı bir kriter koymuyor. Orada da o işi en iyi yapacak olan kişi bensem, o zaman ben yapmalıyım diyor ve devam ediyor. Yoluna devam ediyor. Öyle olduğu zaman da Allahü Teala tabii ki ona bütün yolları açıyor. Onun zaten istediği ne? Bütün yol, tek istediği Mekke'de kalmak, Medine'de kalmak. Bir tek istediği Medine. Mesela buradaki çalışma hayatı. Bütün çalışma hayatında zaten devlet kurumlarında çalışamıyor başörtüsünden dolayı. Özel kurumlarda da şeyi talebi beni 1 ay, 1,5 ay şeye gönderin, Medine'ye gönderin. Ben haccı orada yapayım. Oradan sonra geleyim. Yani başka bir talebi yok. Dünyadan beklentisi sadece şey hac, haccı devam, her sene hacca gitmek, haçta Mekke'de Medine'de olmak. Nitekim mesela son haccında da çok ciddi sıkıntılar yaşamış, yani 95 yaşında, bunu da göze almış. Yani bu koronadan dolayı mesela onu da yaşadı yani. Bu koronadan dolayı Arabistan'da tabii ki kapattı. Ve 1.000 kişiye, aslında 10.000 kişi değilmiş, 1.000 kişiye izin vermiş Arabistan. Kendi Neden biri do oldu? Nasıl? Her biri olmadı. Biri olmadı çünkü izinsiz gitmişti doktor abla. Öyle O meşakkatı tabii, izsiz gittiği zaman nerelerde saklandı, nasıl gitti? Bak mesela o detayları mi? Allah Allah. bir arkadaşına anlatmıştım, o arkadaşıyla bağlantı kuramadım. Yüksel Hanım'a anlatmış. Anladım. Onu şey yapabiliriz. Onu göze almış, yasak olarak gitmiş, Arafat'a kadar çıkmış. Arafat'ta vakfesini de yapmış. Dönüşte tabii ziyaret tavafı yapması lazım haccın bitmesi için. Fakat ziyaret tavafına sadece o 1.000 kişi girebiliyor. Onlar kayıtlı ya, kapıdan geçebiliyorlar çok rahat. Diğerlerini almıyorlar, Kabe'yi de kapattıkları için. Şimdi açtılar mı ne? Geçen öyle bir şey yaptı. Sanki öyle bir haberlerde geçti gibi duydum. İşte onu beklerken bakmış ki hastalanıyor ve hastalığı da şey yapacak. Ben Medine'ye gideyim demiş ve ihramlı olarak Medine, ihramlı olarak aslında gitti doktor abla. Medine'ye şey yapıyor, geliyor, rahatsızlanıyor. Hastaneye gidiyorlar fakat hasta ameliyat şey olmuyor. Çok verim alınamayacak yani yaştan da dolayı. Bir de ameliyat galiba bağırsak sıkıntısı var. Ameliyatı reddediyor, kabul etmiyor. İşte 3 gün yine eve geliyor. Evde Allah diye diye vefat ediyor. Son nefesini veriyor. Allah Şeyde rahmet de eylesin. mesela son nefesini verirken de mesela yine şey örnek, yine bir bilgi. Ne diyor? Yaşlılığın bu kısmı zormuş. Onu söylemiş. Rahmet Evet. eylesin. Hocam son birkaç dakikamız kaldı. Şimdi Allah razı olsun. Tanımayanlar tanıdı sayenizde doktor hanımı. Estağfurullah. Türk halkının böyle biyografilere, bu tarz hatıratlara çok ilgisi yok. Ya okumaya çok ilgisi yok açıkçası. Ama Evet. gençlerin yeni bu değerleri tanıması lazım. Onlara tanıtmak lazım. Bunu nasıl yapalım? Hangi yoldan yapalım? Yani gençlerimiz değerlerimizi bilsin. Onları anlatalım. Şimdi vefat ettikten sonra tabii bayağı bir gündeme oturdu. Sosyal medyada olsun, televizyonlarda olsun. Gençler allak bullak oldu, kimmiş bu diye. Bir de bakıyorlar ki evlerindeki kitaplıkta aslında kitap var. Ama bunlar şey hiç görmemişler, es geçmişler. Hatta bir konuşma yazıştık da ya bazı gençlerle, niye bize daha önceden haber vermediniz falan diyenlerle. Yani biz 10 senedir bunun için uğraşıyoruz. Kitap şu an 10. baskısını yapıyor. Dolayısıyla çok iyi bir şey var, satış grafiği var. O anlamda ama tabii tanıtmak dediğim sadece kitabın satışı mı?
Ben de onu Hı. söylüyorum. Yani bunun hikayesi yazılır, filmi olur, senaryolaştırılabilir. İçinden ufak ufak hikayeler üzerinden şeylerde, konuşmalarda kullanılabilir. Mesela örnek verilecek. Doktor ablanın yaşadıkları üzerinden örnekler verilerek böyle bir yaşayan hazinemiz vardı gibilerden çocuklara, küçüklere bile yani bir anaokul hocası oradaki bir olayı hikaye ederek kullanabilir. Tabii ki yani bu materyal haline dönüştürmek lazım artık o kitapta var olan yaşanmışlıkları. Bir sürü yaşanmışlık var. Yani Türkiye'nin o dönemleriyle alakalı, kent kültürüyle alakalı, kadınlar, doktor ablanın yanında götürdü kadınlar, ya o kadın dünyaları ve kadınların dinle ilişkisi. Yani diğer arkadaşları da ciddi anlamda çok önemli insanlar. İğneci Ayşen teyze mesela, ben de onu da çok şey yapmıştım, şaşırmıştım. İğne vurarak hayatını kazandırıyor, hayatını kazanıyor. Hiç başka iş imkanı yok. O zaman önceden iğne vuruluyordu böyle. O paralardan biriktiriyor. Haç yolları kapalı. Yani haç yolları kapalıyken kadıncağız her aldığı iğneden 3 kuruş 5 kuruş haç için biriktiriyor. Ve o tam haça gitme parası oluştuğunda haç yolları açılıyor. Yani insanların dinle ilişkisi imkanım yok üzerinden değil. Ben bana düşeni yapayım. Ondan sonra yani Allah-u Teala açarsa devam ederiz. Kendine bakıyor ama biz öyle bakmıyoruz yani. Biz imkanı yoksa başka şeyler yaparız. Vesaire gibi değil. Yani işte bak, bunlar modellenebilir. Bu kadar güzel örnek yani bunları kullanabiliriz tabii ki insanlara, çocuklara anlatmak için. Vaizler de vaazlarında bunları kullanabilir. Mesela artık Diyanet sosyal medyayı keşfetti diyeceğim. Sosyal medyada ciddi vaazlar var. Her ilde, ya bütün iller herhalde artık devreye girecek. Bayağı ilgilendim. İstanbul ve Bingöl iyi çalışıyor. Onu da ara ara takip ediyorum. Bunu kaydettiler hocam. Başkaları da Efendim? dinleyebilecekler yani. Tabii dolayısıyla mesela oralarda da kullanıp, doktor ablamız vardı de bir dipnot düştüğümüzde, biz doktor ablanın bir hikayesini, anısını, yaşanmışlıklarını, babasını anı dediğimiz zaman ne olacak? Bu halka daha da büyüyecek ve geleceğe taşınacak. Tabii yani İnşallah. sadece bizden öncekiler ve bugünler kalmamış olacak İnşallah. diye düşünüyorum yani. Bilmiyorum. Ağzınıza sağlık. Estağfurullah. Nasıl oldu? Ellerinizi dertliyorum. İyi ki de o çalışmaları yaptınız. Ben Alo Fetva hattında sizinle bazen fetva yaparken bir yandan telefonlara bakıyordunuz, bir yandan tıkır tıkır bir şeyler yazıyordunuz. O yazdıklarınız dertlenmesin. Ne iyi ettiniz yazdınız. Orada soru, herhalde orada o halde kitap yazılmaz ya. Orada soruları yazıyordum Soruları ya. yazıyordunuz değil mi? Sorular yaparken Rabbim doktor ablayı aynı. yazmam. Pardon, ben cumartesi günleri hep İSAM'daydım, yani beni tanıyanlar bilir. O İSAM'da işte yazıldı işte bunlar yani. Başka bir sürü makalelerim falan da. Benim o fetvadayken yaptığım çalışmaların hepsi İSAM ve cumartesi günüyle, haftada bir günle alakalı bir şey. Öyle Gerçekten. yani, olmayacak şey değil. Olabilir. Bir Yeter ki. hatırat sana değil mi hocam? Evet, bir hatırat daha geliyor inşallah. Daha yazma aşamasında ama az kaldı. Şu anda tabii söylemeyeceğim. Ne olur ne olmaz, nazar değmesin. Ama çıktığı zaman sürpriz olsun. Yani çok güzel ve çok beğenerek çalıştığım bir hatırat olacak. Yine bir kadın hatıratı. Değil mi? Evet ya, dedim ya, kadınlarla çalışıyor. Hatta bu daha da orijinal. Zoom üzerinden yaptık görüşmeleri. Korona günlerinde falan, öyle bir background'u da Harika. var. Yani Tez zamanda yapayım inşallah. Az kaldı inşallah. Çalışırsak oluyor yani. İmkanlar da var şimdi Allah'a şükür. Biz de gayretimizi Allah çoğaltsın. Sağlık, afiyet versin. Çok teşekkür ederim Amin. davet Ben ettiğiniz teşekkür için. ediyorum. Hürmetle ediyorum. Vakit Estağfurullah. ayırdınız. Sağ olun. Estağfurullah. Ne demek? Tabii her zaman doktor abla Hürmet için. olsun. Doktor Hanım'a Amin. da. Size de Yardımcı olsun. kolay gelsin. Bingöl'e de Teşekkür ediyorum. selam diyorum. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Nusveyinize iyi akşamlar, selamlar. Aynı şekilde. Kapatıyorum değil Teşekkürler. mi? Tamam inşallah ben de kapatıyorum.